Merhaba arkadaşlar, Bilgi Listesi kanalına hoş geldiniz. Apple tarafından tasarlanan telefonlar uzun süredir mobil pazarda güçlü bir konumda. Bununla birlikte Apple kullanıcıları telefonlarının ne kadar fonksiyonlu olduğunu farkında değiller. Uyku öncesi dinlendirici, sakin bir müzik ya da sevdiğiniz bir parçaya açtınız. Ancak uykuya dalmadan önce de kapandığından emin olmak istersiniz. Saat uygulamasından sayacı açarsınız ve çalmayı durdur seçersiniz. Müziğiniz sizin belirlediğiniz bir zaman sonra duracaktır. Belirli kişiler için kendinize özel bir titreşim ayarlayabilirsiniz. iPhone'un kapatma tuşuna kapat ekranı gelinceye kadar bastıktan sonra çıkan ekranda ana ekran tuşuna uzunca elinizi çekmeden ana ekrana dönünceye kadar basarsanız iPhone'da RAM temizleme işlemi gerçekleşecektir. iPhone'da mesajlarınızı alınma ve gönderilme zamanlarını görmek için herhangi bir mesajın üzerine gelerek parmağınızı soldan sağa doğru kaydırın. iPhone'unuzda mesaj karakter sayımını açabilirsiniz. Böylece her kısa mesajı göndermeden önce kaç karakter olduğunu görebilirsiniz. Video veya fotoğraf çektiğinizi başkalarının fark etmesini istemiyorsanız, yani sapıklık yapmaksa amacınız, bu özellik de mevcut. Durum çubuğunu hareket ettirerek video ve ses hızını yavaşlatabilir ve hızlandırabilirsiniz. Bir dahili numarayı aramak istiyorsanız ana numarayı çevirin ve ardından virgül görünene kadar yıldız düğmesine basılı tutun. Son olarak virgülden sonra dahili numarayı girin ve çağrı düğmesine basın. Panorama modunun yönünü ekrandaki ok düğmesine dokunarak değiştirebilirsiniz. Yazdığınız rakamda bir hata yaparsanız, son rakamı silmek için parmağınızı sayılarını soluna veya sağına kaydırmanız yeterli olacaktır. iPhone'unuzda tıbbi kimliği doldurmak hayatınızı kurtarabilir. En azından kan türünüzle ilgili bilgileri doldurmanız ve alerjiniz olan ilaçları belirtmeniz gerekir. Yanlışlıkla bir sekmeyi kapattıysanız veya kısa bir süre önce girdiğiniz bir sayfayı tekrar açmak isterseniz ekranın altındaki artı düğmesine basılı tutun. Harita arama kutusuna Ok Maps yazarak haritaları çevrim dışı kullanım için indirebilirsiniz. Tüm iPhone'larda gizli hizmet kodları vardır. Ekranda gördüğünüz kodu girersiniz, SIM kart, şebeke operatörü, sinyal gücü gibi bilgi içeren gizli bir menü göreceksiniz. Wi-Fi Assist ile kablosuz ağın sinyali zayıf olduğunda otomatik olarak hücresel veriye geçmek için telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. El fenerini ve pusulaya ek olarak iPhone'unuzun içine gizli bir su terazisi dahildir. Buna ulaşmak için pusula uygulamasını açın ve parmağınızı sola doğru hızlıca kaydırın. Ekran parlaklığının minimum değeri bile karanlıkta gözlerinizi rahatsız ediyorsa bu özelliği kullanabilirsiniz. Herkes muhtemelen bu durumları yaşamıştır. Telefonunuz yavaşladığında, donduğunda veya çalışmayı durdurduğunda şu işlemleri takip edin. Yeniden başlatmak için ekran kapanıncaya kadar on-off düğmesine ve ana ekran düğmesine aynı anda basılı tutun. 10 saniye sürebilir. İşlem bittiğinde iPhone'unuz yeniden başlayacak ve Apple logosunu göreceksiniz. Bulunduğunuz konum itibariyle üzerinizde hangi uçakların uçtuğunu Siri'ye sorarak öğrenebilirsiniz. Siri'ye üzerinden hangi uçaklar geçiyor ya da üzerindeki uçaklar diye seslendiğinizde uçakların uçuş numarası, yükseklikleri ve açılarını gösterebiliyor. Bu işlemi yapmak için App Store, Müzik, Game Center gibi bir uygulama içerisinde program aşağısında bulunan ikonlardan birine 10 kez ard arda basmanız ön belleği temizleyecektir.
Bu işlem telefonunuzun bir miktar daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.